İknada birçok şey var. Karşımızda insanı birçok şekilde yapabilirsiniz. Bunun bir yolu duygudur. Bir yolu mantıktır. Bazı insanlar mantıksaldır yani. Bunun eğitimde yok ama kitabından biraz var. Başka bir türlü. Kitaplar kitabım var benim. Tavsiye edeceğim. Bir tanesi 50 yaş gücü, bir tanesi de duygusal zeka. Biraz duygusal zekayı anlatıyorum. Dünyada 4 tür insan vardır. Bazı insanların mantıklı ikna edersiniz. Bazı insanları duygular ikna edersiniz. Yani bakmanız lazım. Bazı insan lojiktir yani. Sadece gerçek bilgiyle motive olursunuz. Yani bir şey anlattığınız zaman, bir şey yaptığınız zaman, sizi sorduğu zaman onu gaza getiremezsiniz. Ona birebir olarak da bilgiyle ikna edebilirsiniz. Çok önemli. Bazı insanı arkadaş olarak ikna edersiniz. Bazı insanı eğlendirerek ikna edersiniz. Bazı insan da duygularını hareket edecek. Onun için farklı farklı insanlar farklı farklı. Bazı insanı güzel konuşacak ikna edersiniz. Dil önemlidir. Bazı insanı karizmanızla ikna edersiniz. O yüzden yani tek iknada tek bir yöntem yok. Birçok yöntem. O yüzden diyor ki güç tarafınız neresi? Onu bileyim onu kullanın. Eğer sabırsa düşünün. Hangi yeteneğinizi kullanmanız lazım? Dinlemek. Konuşmak değil. Konuşma yeteneğiniz varsa konuşmayı kullanın. Ama çok konuşmayın tabii. Yani konuşma yeteneği çok iyi var diye çok konuşmak da değil. Yani güzel konuşun ama öz konuşun, kısa konuşun. Evet, etkin mesajı gibi bir kere ne kadar çok konuşursanız o kadar güvensizlik yaratırsınız. Ne kadar çok konuşursanız o kadar karşımdaki insanın güvensizlik yaratmasına neden olursunuz. Çok insan hiç konuşur. Yani insanlar niye hızlı konuşur? Yalan söylemeye başlayınca hızlanırsın. Birbirimize baskı olduğu zaman hızlanırız. Yani insan normal tonda konuşuyor. Yani duvarlıysa zaten hızlı konuşuyor, hızlı konuşuyor. Ama insan çok normal çok yavaş konuşan bir insan. Biraz hızlanır, bilin ki oraya sorun olur. Çok sakin, yavaş yavaş konuşan bir insan biraz hızlanır. Bir şey saklıyor, bir şey yalan söylüyor. Çok rahatlar. O yüzden ne kadar az konuşursanız, ne kadar o kadar hızlı yaparsınız, o kadar karşı insanı sıkmazsınız. Genelde insanlara yaptığınız meslek tam yüzdüz bilmek birlikte sonraki dünyada sonuçta bilgiyi satıyorsunuz. O yüzden satmanın ilk önce insanları nerede bir kere eğitmeniz lazım. Dünyadaki satışta fiyat denen bir şey var özellikle ülkemizde. Fiyat da satış vardır. Çünkü genelde bak, yani satışlar eğitimleri için parça bilmem yani başka nasıl satacaklar bilmezler. Yani öfkeli bir insanın sadece bağırarak çağırarak konuşması gibi yani başka bir insan için sadece bağırarak çağırarak kendisi işini ifade edilir. Ama bu satışlarda fiyatı kullanırlar. O yüzden yapmanız gereken yani öncelikle karşı insana bir vizyon satmanız. Vizyon satmanız. Onu öyle etkilemeniz yani. Yaptığınız işin teknolojik anlamda veya her ne anlamda neyse nerede bir şey sokayım var. Onu satın. Hikaye, yani veya hikayenizi anlatın. Hikayeniz nedir? Yani hikayeniz nedir? Nedir bunun hikayesi? Mesela böyle çok iyi konuşma yeteneği olan bana böyle bir dakika içinde bu Top Hair firmasının veya kendi firmasının hikayesi anlatacak bir insan mı yararsın? Çok kısa, 30 saat, 45 saatte kendi işini hikayeleştirip anlatacak kişi var. Yaptığı şey. Bir şey çıkacak herhalde kurulu. Siz ne yaşıyorsunuz? Ben güzellik uzmanlık kursu, kurucu müdürüyüm. Cilt bakımı güzellik uzmanlık kursu. Cilt bakımı? Evet, Milliyet Bakanlığı'na bağlı. Yani en kısa şekliyle size doğru ve düzgün bir eğitimle meslek edindirebiliriz. Efendim? Doğru ve düzgün bir eğitimle meslek edindirebiliriz. Hemen işiniz hazır. Yani doğru eğitim ne için içeri? Yani demin hikaye o doğru eğitim nasıl ortaya çıkmış? Yani o eğitim sistemi siz nerede öğrendiniz? Yani o eğitim sisteminin altındaki unsurlar için hikaye olur esasında. Yani bu eğitim nasıl ortaya çıkmış? Yani bu eğitimi yaratan insan kimmiş mesela? Yani nasıl yani bu Almanya'dan gelmiş, bir Amerika'dan gelmiş. Bu kişi o nasıl öğrenmiş bunu? Olay o hikaye olur. Tabii tabii. Yani tabii. Olay o zaman seni çok kısa söyleyeyim. Benim bu makamlarla bir kurum olduğu için belli bir müfredat. Ha tabii sizin daha kamu olduğu için. Sizin kadar da uyandı. Müfredat programı ilgili uyandı. Tamam okey. Ama sonuçta bir program. Olsun yine yani kamu da olsa bence yine de yaptığın işi biraz daha. Yani hikaye işlemek demek esasında içine duygu katmak. Yani hikaye işlemek nasıl kitaplar var, bir filmler var. Kitaplarda filmlerde biraz daha fazla duygu katıyoruz. Yani tuz kare bir yapmak gibi. Yani kendi düzü anlatmak yerine içine biraz duygu katmak, karşıda duygusal bir etkileşim sağlamak. Evet. Nasıl bir yani? Ama biz böyle dediğiniz zaman ben hiç duygu yaratmıyorsunuz. Yani hiç heyecan da yapmıyorsunuz. Ama şöyle bir şey değil. Hatta korkuyorum. Evet, evet.
işte. Ama şöyle bir şey diyor, insanlar mutlaka hayatlarında böyle bir iş yapmak zorundalar, para kazanmak için. Meslekleri olmalı, hızlı bir şekilde, profesyonel bir şekilde, özel bir eğitim konumunu eğitime bırak. Tamam, güzel, evet, tamam. Okey, ben bu güzel bir şey. Bence bu güzel. Ben bu daha bu hikaye kısmı daha da yani. Siz ne yaptınız değil, benim sizden öğrenim yapacağım. Hikaye o. Anlıyor musun ismi? Az bir bütçeyle kısa bir zaman süresi. Tamam, hikaye bu. Ben düzgün meslek şu anda dünyada ilk Türkiye'de 6,5 milyon işsizin olduğu bir ülkede size eğitim alarak ben kendime bir meslek yaratayım. Doğru mu? Doğru. Tamam, hikayemiz bu. Son olarak da şunu söylüyoruz hocam. Diyoruz ki, yani evet, yüksek öğrenim eğitim almak çok önemli. Evet. Ama bugün eğitim alıp da iki üniversite bitiyor. İki üç insanı veren kişilerle hemen hemen aynı seviyede iş bulma imkanına para kazanma şansı. Süper. Bence ben güzel. Bence bu en kısa zamanda işe para kazanma. Eğitim durumunuz önemli değil bari. Efendim? Hangi eğitim durumunuz olsa bile bu eğitim aldığınızda o seviyede para kazanma. Markada mı veriyorsunuz? Yani bu arada ya gayrimenkul, remaksa şey. Yani sizden eğitim aldığım ben kendi mühendisliğime bir sertifikalaştık bir yani bir marka oluyor muyum? Evet. Arkadaşlar, evet. Siz beraber söylüyorsunuz herhalde. Evet. Tamam. Okey, tamam. Okey, bu güzel bir soru ki bu anlattığı şey. Bence arkadaşlar iknacı oldu. İknacı şu esasında. Ne yaptığınız değil, benim ne yapacağım olayı. Yani karşı odaklarsanız çok daha rahat ikna edersiniz. Ama kendi odaklarsanız çok fazla ikna edersiniz. Uyum sağlamak önemli bir şey. Uyum sağlamak iletişimle başlıyor. Önce enerjilerin uyum sağlaması lazım. Sonra bedenle uyum sağlaması lazım. Sonra düşünce sistemlerinin bakışları lazım. Ve eninde sonunda yani bugün Türkiye'deki hep bayanlıklar önlerinden ne için arıyorlar? Ya satış kapama teknikleri böyle mi? Yok satış kapama teknikleri değil mi? Yok yani. Satış açma tekniği var. Kapama yok. Yani siz işte kadar düzgün açarsanız bir işi o kadar rahat kapatırsınız. Kapatmak diye bir şey yok. O manipülasyon. Manipülasyon. Ama gerçek satış başında satmaktır. Sonunda değil. En başında satmaktır. Yok, sıcak satış demek, sıcak satış demek, yüz yüze satıştır. O başka bir şey. Sıcak satış demek, yüz yüze satıştır. Soğuk satış demek, telefon satıştır veya sosyal medya, yani dijital satıştır. Ama bir de bahsettiğim şey, karşımda insan o kadar güzel bir başlangıç yaparsak, sonunda müşteriyle sadece konuşmuş şey alıp almayacağı değil, ne zaman başlayacağı, hangi şartlar üzerinde anlaşacağımız, ne kadar para harcayacağı, odağımız kapatmak değil, beraber çalışacaksak, ilk başta neler yapacağımız kadar. Yani her zaman şey bakın insanın şöyle bir zaafı var. Ben insan çok zaafı var yani. İnsan kadar zaafı var mı? Var mı bir yer? İnsan aynı anda tek şey düşünüyor. En büyük zaafı bu. İki şey düşünemezsiniz. Zor değil. Aynı anda iki şey düşünemezsiniz. Biz kadınlar düşünürdük aslında. Bu esfali değil. Yani kadınlar düşünüyor. Kadınlar düşünüyor. Kadın değil o yüzden. Önce değil ama yani. Kadının aynı anda, ha o yüzden kadın aklına kendisi geliyor yani. Siz aslında düşünden çok kendi içinde bir şey yaratıyorsunuz. Yani onu bir şu şeyi bir yere getirip bilgiden başka bir yere yaratıyorsunuz. Yani o biraz değişik bir şey. Onu da yapma sevdiklerini size söyleyeyim yapacağız. Kadınlar güçsüz olduğu için fiziksel anlamda kendini korumak için o üstün altıncı hisleri kullanıyorlar. O altıncı hisleri tutmak için de sizin o beyninizin içindeki şeyler karşıda tehdit var, müşteri var gibi yüzler şey aynı anda oluyor. Ve öyle yani, onun her şey artan bir doğal olarak şu yüzden ben şu olduğu ve bu işine kadın çok daha farklı bir şey. Ama benim karşımızda insanlar dediğim gibi en başta bir arzu yaratıp vizyon yaratırsak çok daha rahat satış olabilir. Hocam ben de tabii hepinin hikayesine dair bir şey anlatmak istiyorum. Tabii. Bir de bana bir bardak su verme şansınız var mı? Yakın bitiyor bende. Evet. Şimdi öncelikle böyle çok kurumsal bir açıklama. Ne iş yapıyorsunuz? Ben burada seçici dijital pazarlamacı olarak başladım. Süper. Evet. Ben dijital pazarlamacıyım. Ben de çok şey öğreniyorum yeni yeni. Ama beni en çok bu hikaye dediğiniz kısımda çeken şey şuydu. Ben de geçtiğimiz senelerde medikal ve estetik için gerçekten çok köklü araştırmalar yaptım. Hani böyle doktorların, hastaların bulup satıp gibi onlara yazdığım böyle bir sürü, yani çok uzun bir işlemdi benim için. Sonra Merve'yle tanışıp bana saç ekimine dair böyle bir karşılaştırma platformunun olduğunu ve zaten hastaların bunları değerlendirdiğini, puanlamalara göre istediğiniz saç ekim kremini seçebileceğiniz bir platform olduğunu söyleyince benim direkt aklımda benim yaşadığım o hikaye canlandı. Evet. Ve bana hayal çok mantıklı geldi. Evet, çok mantıklı geldi.
Ben de kısa bir paylaşmak istiyorum. Doğru sonuçta değilim. Harika. Yani hayallerin gerçek oldu. Diyebiliriz, evet. Şimdi ikna etmekle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Konuşmak bir kere ikna etmek gelir. Böyle iyi konuştuğunu düşünen insanlara. İkna etmenin içinde bir amaç vardır. Bir sonuç vardır. O yüzden siz eğer boş konuşursanız hiçbir sonuç olamazsınız. Ama başından ne için konuşuyorum ben, bu konuşma sonunda ne elde etmek istiyorum derseniz o konuşmanızı farklı bir şekilde yaparsınız. O yüzden öncelikle konuşurken karşımda insanın ne konuda hareket etmek istiyoruz, o konuşmanın amacı ne? Yani ben ne konuda, o yüzden giriş gelişme sonuçta bir şey var. Konuşmalar, yani öyle düz konuşan insanlar hiç bunu düşünmez. Ama her konuşmanın giriş gelişme sonucu vardır. Yani o yüzden de konuşmanızı önden tasarlamanız lazım. Mesela benim burada bu sunumları yaparken en baştan en sonuna kadar giderken, çıkarken size bir etki yaratıyor. O yüzden konuşmanın her bir aşaması çok önemli. Bilgimiz, beyin sırada aktarmıyoruz. Hepsini beyin bölümü aktarıyoruz ki sizi sürekli ilginizi kaybetmiş geliyor. Sonunda gerçekten bizi bir şey anlayacak şekilde. Bir öncelikle kişinin kendisi kişisel yeteneğe ihtiyacı var. O yüzden kişisel gelişim konusunda ayda bir tane kitap okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer benim Taner Özdeş Akademi diye YouTube kanalım var, ücretsizdir. Her hafta en az bir video koyuyorum. 78 tane satış ikna videom var içinde. Bütün onları dinleyerek her gün tane. Zaten o 78 videomu dinledikten sonra zaten bilmediğiniz bir şey kalmıştır. Yani. Ama git dinlerseniz, bulurlarsınız. Sebebiniz kalmaz ama genelde birçok şey var mesela. Kişinin mesela niye çok önemli bir şey. Bütün kendi bir duygu düşündüğü davranış. Güven. Önce kalbimize güven sağlamalıyız. Kendimizi tanımalıyız. Sonuç olarak sosyal zeka. Yani bu sadece biz bilebilir değil. Grup içinde de insanları etkilemiş anlattı. İlk izini yaratma, hayal kurdurma ve hayal kurma, iletişim, hoşgörü, azimliği, birçok yetenek var. Bunlar şu anda en önemli olanlar. Yani hem ikna etmek için önce bir kişisel yeteneğe sahip olmanız lazım. O yetenek oluşmuş olanlar çok fazla istediğiniz seviyede ikna edersiniz. Şimdi yani işte dünyada yapılan tüm araştırmalarda, yeryüzünde, en iyi satıcılarda, ortam satıcılarının en büyük fark inançları. Yani hepsi aynı eğitim dağıtsalar, aynı bilgiye sahip olsalar, aynı tecrübe sahip olsalar, aralarında %200, %300 yakın farklı oluşuyor. Bu enteresan. Tamamen bu inanç değil bir şey. O yüzden sattığınız şeye inanmamız gerekiyor. Sattığımız kuruma inanmamız lazım. Kendimize inanmamız lazım. Yaptığımız için inanmamız lazım. İkinci tutku. Bugün para hedef olamaz. Hep bana söyler ya 1 milyon olsa, 1 milyon, 10 milyon, hiçbir şey. Ya bugün dünyanın en zengin insanı hiçbir paraya düşünüyor. Yani diyor ki bir şey yani esasında elde edeceğiniz şeyi düşünerekten elde edemezsiniz. Elde şeyden, elde etmek istediğiniz şeyi düşünmeyerekten istediğiniz şeyi edersiniz. Hep onu diyorum ben. Yani bir şey yaratmak için bir şeye meşgul olmanız lazım. O yüzden insanlar banyoda duş alırken, yolda yürürken, PlayStation oynarken dünyanın en zeki insanları bunu yapıyor demek ki. Yani bir şey yap, bir şey yap, oturup bilgisayar başına şunu yapacağım zaman bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey yok dünyada. Böyle bir şey yok. Sizin beyninizin en rahat halindeyken yaratabilirsiniz. Yani sağ beyin, sol beyin var. Sol beyin mantıktır, ençe korkudur, egodur. Sağ beyin yaratıcıdır. Sağ beyni kullanabilmeniz için sol beyni unutmanız lazım. Çünkü sol beyin. O yüzden de tutku çok önemli. Tutku sizi ne yapar? Engelli görmenizi engeller. Birçok üretilme başarısız olduğu zaman hiç hangi oluşmamış gibi yolda devam edersiniz. Her sabah yataktan aynı enerjiye bakarsınız. Hiç yorulmazsınız. Hiç pes etmezsiniz. Oluyor. Bu arada tutku var. Ve bir şey yapma tutkusu var yani. Yani işte bu Bill Gates'lerin, Steve Jobs'ların, işte Tesla'ların hepsinin arkasında veya Edison'ın bilmiyorum filmi seyirsiniz. Yani bunun hepsi hayal için. Onun için para yani. Para tabii ilk farklı, ihtiyaç seviyesinde var ama o benim şeyden sonra yani bu 1 milyondan 1 milyar dolar arasında ne yapmışsınız ki yani? O insanlar için. Onlar tabii kalırlar taraftan ama sabah kalkıyorlar falan var diye düşünmüyorlar. Dünyayı nasıl ele geçirir diye düşünüyor. Dünya nasıl en iyi markası olur? Dünya nasıl yenilmez olur? Nasıl öldükten sonra insanlar bilmiyor? Onu düşünüyorlar sabah. Değil mi? İnsan ne düşünüyorsa olur dediğim o. O yüzden çok çok önemli bir şey. Anlamak. Karşımızdaki anlama çok önemli. Karşımda insan anlamadan iptal edersiniz. Çünkü karşımda insan kim? Mesela bir sosyal güzel hadi. Git bakalım işte harika değil mi? Çok mantıklı gözüküyor. Bir para vereceğim. Oh her sabah mesleğim var. Tıkı 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 para vereceğim. Çok basit. Yani dünya üzerinde her insanın evet demesi lazım. Niye evet dediler? Değil mi? Demek ki başka bir şey var işin içinde. O zaman karşımda onun dünyasını anlamamız lazım. Niye bu kadar satış kitabı var, bu kadar satış eğitimi var, niye insan satış olamıyor hala? Bu kadar kolay bir şey işte.
kadar bilgi gelişme, o kadar kolay bir dünyada. Niye? Birçok sebebi var belki. Çünkü o kişi belki satışa karşı önyargısı vardır. Parayla ilgili çocukluğundan annesi babası onun beynini yanlış kodlamıştır. Kötü insanlar zengin olur. Zengin kocaya kaçtı. Hep zengin. Size bakın sizlere. Paranın kötü olduğu üzere bizlerde. Hep iyi bir erkek, hep bir sevgilisi, hep paralara bakar görüyor. Neyse hep o paralar da kötüdür. Yani zengin olup da iyi insan yok. Bütün zenginler para kötü insanlar. Öyle bir şey var. Bütün fakir insanlar da iyi insan. Bizim dizilerimizin Türk filmleri onu anlatıyor bize. Fakir olup iyi hisset, zengin olup görsün. O yüzden karşılığında dinleyen insan farklı. Dinlemek bakın. Kulak, göz, dikkat, kalp. Ne kadar zor bir şey dinlemek. Yani zannediyor sadece kulaklarla olmuyor bir iş. En zor şey dikkatimiz vermek. Dikkatimizi vermek için de şu anda sadece karşı odaklanmak lazım. Yani cep telefonunuza tık tık tıklarına karşı koyabilmeniz lazım. Kafanızdaki birçok endişeye, ön yargıya. O yüzden ne diyorsa tercümesi bunun. Neyse bu aynı gibi ama sana kulaklarımı, gözlerimi, dikkatimi ve kalbimi vermeye hepsini verdiği zaman işte buna biz odaklanma diyoruz. Konuştuğun zaman sadece bildiklerini dikkat edersin ama dinlersen gelişleri öğrenirsin. Ve aslında dinlemin artısı, ben mesela dinleme konusunda ben de en çok kendim orada eğittim ama şunu öğrendim. Nasıl derim kitap okuyabilirim, nasıl daha iyi dinleyebilirim, çünkü ben koçum. Ama şunu öğrendim, merak. Dünyada dediğim gibi bu çok başarılı zengin insanların iki tane şeyi var. Bir, tutkuları var bir şekilde. İkincisi merakları var. Yani yetmiyor. Öğrendiği şey için yetmiyor. Kimse yetmiyor. Bizde çok yetkiler var böyle. Genel bir şey yok. Ben yorulup taşımaktan o yüzden. Yok, iyiyiz biz. Okey, tamam. Herkesin için hocam. Evet. Dürüstlük önemli şey. Neyimizden bahsetmiştim. Samimiyet. Şimdi samimiyet nedir? Samimi olmak yani. Biz Türkiye'de hani samimi arkadaşım diyoruz. Biz samimi kelimesini bilmiyoruz. Samimiyet neye oluşur biliyor musunuz? Samimiyet zaman oluşur. Yani siz benimle, ben size samimi konuşabilirim ama sen benimle samimi olamazsın. Samimi olmak demek karşımızdaki insanın içimize girmesine izin vermektir. Değil mi? Çoğu insanı niye o kadar yapmışız? Yani niye yapmayız? Çünkü korkarız, zarar edecek. Zarar edecek. Değil mi? Bir insana yaklaştırmazsın mesela, değil mi? Yani evine davet etmezsin mesela. Değil mi? Veya bir insana akşam yemezsin. Onun gibi niye? Korkarsın, zarar verir sana diye. Değil mi? İşte, samimiyet demek, baktığın zaman, karşı sana konusunda risk alabilme cesaretidir. Hayatımıza sokmadır. Ben ondan bana zarar gelmeyeceğim bilmektir. Şimdi müşteri öyle düşünüyor. Müşteri şöyle düşünüyor. Ya Taner diyor, bana kesinlikle ihtiyacım olmayan bir şey satmaz. Hiçbir zaman diyor bana kazık atmaz diyor. Her zaman sattıktan sonra arasan bana satmadan önceki kadar ilgi ve alaka gösterir diyor. Başı sıkıştığı zaman bana kazanmadan yardımcı olabilir diyor. Hatta diyor bana gerektiği zaman kendi ürünü yoksa rakibine gidip randevu alıp gönderecek kadar kendine belirliyor. Olay o. Satış bu işte. İkna bu. Çok enteresan bir şey tabii. Maalesef Amerikan dilindeki olmuyor yani. Manipülasyon olmuyor satış ya. Satış bambaşka bir şey. Kalp yapılan bir şey. Satış kalp yapılan bir şey. Bir insan davranıza kazanmak istiyorsunuz. Önce bir şey samimi bir dost olsa inanın. Yani önce karşındaki insan ilk edilmiş. Yani insan tanıştığınız zaman yapmanız gereken ilk şey ona gerçekten sizin güvenilir bir uzman bir kişi olduğunu ikna edilmiş. Fiyat en son bir yani. Fiyat konusuna girelim mesela. Benim en çok danışmanlık yaptığım sektör hizmet sektörü, sigortacılar, gayrimenkulcular. Diyor ki fiyatla uğraşmayın. Fiyat teklifi vermeyin. Vermeyin. Dürtlerinizi kontrol edin ya şu fiyat işinden kurtarın kendinizi. Satışın fiyatla hiç ilgisi yok. Satışın değer bilgisi var. Sen ne değer yaratıyorsun? Bir şey değerinden fiyat çıkmaz ki. Bir şey sen değerimeyeceksin, fiyat ödeyeceksin. Bir ne yapacağımı bilmeden bana sen fiyat çekebilirsin. Değil mi? Ama bu kayse diyoruz. Doğru. Yani bu da var tabii ki. Yani sizin de rekabetten daha pahalıysanız neyi daha pahalı olduğunuzu anlatmanız lazım. Bir zamanda ben koleksiyon mobilyaya danışmanlık yaparken yani koleksiyon mobilyanın sahibi bana kimse tane bir anlatamıyor. Ben her sene diyor İtalya'ya
1 milyon euro veriyorum. Bu masaları çiziyorum, bu sandalyeyi çiziyorum. Ama kimse görmüyor. Dedim çünkü o zaman ancak satıyorum. Nasıl görecek adam masanın üzerine 1 milyon verdi? Gözüm bu masaya 1 milyon var acaba. Anlamanız lazım. Değil mi? Bugün bir Zara var kadınlar için. Bir de Prada var. Veya Lüzyon var, ne fark vardır? Zara'yla sınır çöpse çöp atarsınız. Kadınlar ne istiyor? Değişik istiyor. Allah çöpe. Ama Zara'yı bir sene giyemezsin. O zaman Zara'yla alışveriş yapmayacaksın. Sen Zara'ya gidiyorsan, 3 ay sonra çöp atacaksın diye alacaksın Zara'da. Zara'nın amacı odur. Ama Lüzyon'a gidecek sen de 8 sene yürüsün geri geri dolaşacaksın demektir. Onun için ona sen 80 kat daha fazla para ediyorsun. Çünkü Zara'da seni 4 yıl alışveriş yapıyorsun. İşte insan neyi bilmezse neyi aldığını, her şeyi yapabiliyoruz değil mi şu an? Anlamaz. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.